Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşet programıyla karşınızdayız. Gündemimizin iki temel konusu olacak. Bugün bültenimizin ilk bölümünde aralarında televizyonumuzun internet sitesinde bulunduğu birçok siteye gelen yasaklamayı ama bununla beraber sosyal medya, sanal medya üzerinden yürütülen soruşturmaları gazeteci arkadaşımız Jin News editörü Beritan Canözer ile konuşacağız. Diğer taraftan artık aylardır hepimizin takip ettiği ancak devletin sağır, kör, dilsiz olduğu, duyarsız kaldığı, sorunun çözümü için tek adım atmadığı, üstelik hukukçuluk yaptığı iki avukatın Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın sürdürdüğü ölüm orucunda avukat Nergis Tuba ile konuşacağız. Medya manşet başlıyor. Evet, programımızın ilk bölümünde haftanın manşetleri var. Arkadaşlarımız günlük gazetelerden haftanın manşetlerini sizler için derlediler. Birlikte bakalım. Haftalık Atılım Gazetesi 439. sayısına sür manşetinde işçilerin hayatı buzdolabından değerlidir başlığı altında koronavirüs testi pozitif çıkan işçilerin durumunu, manşetinde ise milyonlar işsiz diyerek ülkenin ekonomik durumunu öne çıkardı. 9 Ağustos tarihli Bir Gün Gazetesi döviz kurundaki değişimin ekonomiye etkisini öne çıkardı. Hazinenin dövizle borçlanmasının krizin temel nedeni olduğunu yazdı. Yeni Yaşam gazetesi 9 Ağustos tarihinde koronavirüsün yeniden yaygınlaşmasını manşete çıkardı. 10 Ağustos tarihli Evrensel gazetesinin manşetinde Beyrut'taki patlamayla yeni bir krize savrulan Lübnan halkının gerçekleştirdiği gösteriler vardı. Yeni Özgür Politika gazetesi 10 Ağustos günü HPG ve YJ-Astar gerillalarının Haftene'nin Pirbula bölgesinde gerçekleştirdikleri eylemi manşetten gördü. Gazete çok sayıda askerin öldüğü eylemi Pirbula'dan çıkamadılar sözleriyle okuyucuya duyurdu. Haftalık Kürtçe gazete Haybun'un 34. sayısının manşetinde Mahmur'da Daiş tarafından katledilen şehit gazeteci Deniz Fırat'ı anlatan yazı yüzünden gülücük gözlerinden umut eksik olmadı başlığıyla okuyucuya aktarılırken manşet altında ise dil vefalıdır sözleriyle yazar Numan Ahmet'le yapılan söyleşi vardı. Yeni Yaşam gazetesinin 10 Ağustos günü manşete çıkardığı haberde Amed'in Sur ilçesinde Kürtçe Mevlid'in jandarma tarafından engellenmesi okuyucuya duyuruldu. Yeni Özgür Politika gazetesinin 11 Ağustos günlü sayısının manşetinde ekonomik kriz vardı. Erdoğan'ın açıklamalarının itiraf olduğunu vurgulayan gazete savaş bütçeyi yuttu dedi. Yeni Yaşam gazetesinin 11 Ağustos günlü sayısında verileri çarpıtarak yayınlayan Türkiye İstatistik Kurumu vardı. Haberinde İllüzyon Kurumu başlığını atan gazete, gerçekte 17 milyondan fazla olan işsiz sayısını Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 milyon 826 bin olarak gösterdiğini yazdı. 12 Ağustos günlü Evrensel Gazetesi'nin manşetinde koronavirüs karşısında çaresiz kalan sağlık kurumlarının durumu vardı. Gazete, sağlık sisteminin alarm verdiğini hastanelerdeki durum üzerinden okuyucuya aktardı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 12 Ağustos günlü sayısının manşetinde PKK Yürütme Komitesi'nin 15 Ağustos Diriliş Bayramı'na ilişkin açıklaması vardı. Açıklamayı 36 saatten 36 yıla başlığıyla okuyucuya duyuran gazete, 15 Ağustos'un komutanı Mahsun Korkmaz'ın portresini de ilk sayfasından verdi. Rojava'da Kürtçe yayınlanan Ronahi gazetesinin 12 Ağustos günlü sayısında Kuzey ve Doğu Suriye Sağlık Komitesi'nin koronaya ilişkin uyarılarını ilk sayfasından verdi. Gazete uyarıların dikkate alınması durumunda koronanın önlenebileceğine dikkat çekti. Yeni Yaşam gazetesinin 12 Ağustos günlü sayısının manşetinde ekonomik krize ilişkin açıklamalar vardı. Krizin kaynağı savaş politikası sözleriyle yayınlanan gazete ana muhalefetin tutumuna dönük eleştirileri de haberlerinde gördü. 15 günde bir yayınlanan Özgür Gelecek gazetesinin 218. sayısının manşetinde ekonomik kriz vardı. Erdoğan'ın uçuyoruz sözlerine gönderme yapan gazete uçmuyor çöküyorsunuz dedi. Bir Gün gazetesi 13 Ağustos günü sosyal değil sınıfsal mesafe başlığıyla koronavirüsün yayılımına ilişkin gelişmeleri manşetten gördü. Gazete haberinde yoksul ve zengin semtler arasındaki vaka sayılarının 4 ile 5 kat arasında değiştiğini İstanbul'dan somut örneklerle okuyucuya aktardı.
Cumhuriyet gazetesi 13 Ağustos günü işçilerin korona gerekçe edilerek işten çıkarıldığını ve asgari ücretin yarısı tutarındaki bir ücretle açlığa mahkum edildiğini 2 milyon işçi aç sözleriyle okuyucuya duyurdu. Yeni Özgür Politika gazetesinin 13 Ağustos günlü sayısının manşetinde Türk Devleti'nin Irak ordusuna bağlı üst düzey subayları savaş uçaklarıyla bombalayarak öldürmesine ilişkin haber vardı. Haberine diyaloğa Türk suikasti başlığını atan gazete saldırının Iraklı komutanlarla HPG gerillalarının görüşme yaptığı alanda gerçekleştiğini yazdı. Yeni Yaşam gazetesi 13 Ağustos günlü sayısında 101 Aksaçlı'nın Demokrasi İttifakı çağrısına destek veren 404 yurttaşın açıklamasını harekete geçin başlığıyla verdi. Ermenice ve Türkçe yayınlanan haftalık Agos gazetesi koronavirüs salgınının yeniden yaygınlaşması nedeniyle okulların durumunda yaşanan kargaşayı okullar için kafalar karışık sözleriyle okuyucuya duyurdu. Evrensel gazetesi de 14 Ağustos günlük sayısının manşetini eğitimin durumuna ayırdı. Gazete haberinde eğitimde başının çaresine bak dönemi başlığını kullandı. Karar gazetesinin 14 Ağustos günlü sayısının manşetinde üniversitelerde yakınlarını işe almak için binbir türlü hileye başvuran yöneticilerin yaptıkları yer aldı. Gazetenin yönetim şekli nepotizm başlığıyla okuyucuya duyurduğu haberde birçok üniversite yöneticisinin hak etmedikleri halde yakınlarını torpille işe almaları örneklerle okuyucuya duyuruldu. Yeni Özgür Politika gazetesinin 14 Ağustos günlük sayısının manşetinde 27 yıl önce gerçekleşen Digor katliamı vardı. Tanıkların anlatımlarına yer veren gazete haberinde "O gün mahşerdi" başlığı kullanıldı. Yeni Yaşam gazetesinin 14 Ağustos günlük sayısının manşetinde Erdoğan'ın "uçuyoruz" diyerek krizi küçümsemesinin ardından damadında "maaşı dolarla mı alıyorsunuz" demesi yer aldı. Gazete ekonomik krizi önemsizleştirmeye çalışan iktidarın halkla dalga geçtiğini yazdı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 15 Ağustos günlük sayısının manşetinde 1984 yılının 15 Ağustos'unda gerçekleşen Eruh ve Şemdinli baskınlarına katılan Selim Kod adlı Fevzi Aydın adlı gerillanın anısal anlatımları yer aldı. Gazete Kürtçe olarak verdiği haberinde Fevzi Aydın için bir 15 Ağustos efsanesi başlığını kullandı. Yeni Yaşam gazetesinin 15 Ağustos günlük sayısının manşetinde HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın muhalefete çağrısı vardı. Son günlerde siyasetçilerin yeniden Kürt meselesini gündeme almalarını seçim tartışmalarıyla birlikte değerlendiren Beştaş, CHP ve diğer partileri Kürt sorunu konusunda tutarlı davranmaya davet etti. Haftanın manşetlerini birlikte izledik. Bu hafta yaşadığımız diğer bir gelişme de programı açarken de söyledim. Aralarında televizyonumuzun da olduğu birçok haber sitesine engelleme geldi. Bu geçmişten beri uygulana gelen bir yöntem ama bu son dönemlerde özellikle sansür yasasının kabul edilmesiyle giderek daha fazla uygulanan bir yöntem. Bu konuyu konuşacağız ama öncesinde bir haberimiz var. Haberimizi birlikte izleyelim. Hemen ardından Cinnevs editörü gazeteci Beritan Canözer ile konuşacağız. Sansür yasasını meclisten geçiren Türk Devleti peşi sıra dijital medya engellerini yaşama geçirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde kadın haber ajansı Jinnews'in Jinnews 9 adresinden yayın yapan internet sitesini engelleyen Bilgi Teknolojileri Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurumu'nun talebi üzerine kaçak yayın yaptığı gerekçesiyle Özgürüz.org üzerinden yayın yapan Özgürüz Radyo'nun internet yayınını da durdurmuştu. Özgürüz.org internet sitesinin yayınını da engelleyen Bilgi Teknoloji Kurumu'nun engellediği son internet sitesi ise Medya Haber Televizyonu oldu. Daha önceki internet adresleri Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından engellenen Medya Haber Televizyonu'nun Medya Haber 2 Info adresi de engellendi. Engellemeler bunlarla sınırlı kalmadı. İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada toplam 6743 sosyal medya kullanıcısı hakkında soruşturma açıldığı ve hesaplara erişimin engellenmesi için işlem başlatıldığını açıkladı. Söz konusu hesaplar arasında çokça tanınmış yazar, sanatçı ve akademisyenin bulunduğu belirtiliyor. Engellemelere dönük tepkiler de var. 25 Eylül 2017'de Kadının Kalemiyle Hakikatin İzinde sloganıyla yayın hayatına başlayan Jinnews, özgür basına dönük sansürün kabul edilemez olduğunu belirterek, habercilik anlayışlarından ödün vermeden yollarına devam edeceklerini açıkladı. Özgürüz Radyo'nun kurucusu Can Dündar, 1930'larda Türkiye'ye gelen Alman demokratlarının yayınlarını da Nazi hükümeti engellemeye çalışmıştı. "Hatırlarım,
12 Eylül sansüründe BBC Türkçe'den Köln Radyosu'ndan haber almaya çalışırdık. Askeri junta onları yasaklamak isterdi. Tarih, Nazileri, 12 Eylülcüleri nereye gömdü, o gün onlara karşı ülkesini savunanları nereye koyduysa sonuç yine aynı olur. Okurumuz, dinleyicimiz, seyircimiz her mecrada buluştuk, buluşuyoruz, buluşacağız dedi. Medyaber TV adına yapılan açıklamada ise Türk Devleti'nin özgür sesleri kısmaya gücünün yetmeyeceği ve on yıllardır direnerek mücadelesini bugünlere getiren özgür medyanın bundan sonra da yoluna kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. Medyaber TV'nin açıklamasında televizyonun internet sitesinin medyahaber3.info adresinden yayınını sürdürmeye devam edeceği bilgisine yer verildi. Haberimizi birlikte izledik. Konuyu Cin Nevsettir'ü gazeteci Beritan Canözer ile konuşacağız. Beritan hoş geldin yayınımıza. Sesini duyamadım ben. Stüdyoya ses gelmiyor ama ben sesimi alıyorsan sorun yoksa sorumu sana sorayım. Doğrusu uzun zamandır bu tür yasaklarla karşı karşıyayız. Jinnevs kaçıncı sitesinde bilmiyorum. 70'lere 80'lere ulaşan oldu adres değişiklikleriyle ilgili. Ama esasen burada yapılmak istenen ne? Yani sonuçta teknolojiyi engellemek mümkün değil. Ama buna rağmen sürekli ve düzenli bir şekilde bu tür saldırılarla özgür basının, muhalif kesimlerin sesini kesmeye çalışıyorlar. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ne dersiniz bu konuda? Sorunu var. Senden ricamız kulaklık takman. Kulaklıkla tekrar yeniden deneyelim. Evet, Beritan Canözer arkadaşımızla biz bu konuyu konuşacağız. Zaman zaman teknolojik olarak bu tür sorunlar yaşayabiliriz. Bunun temel nedeni kuşkusuz yayınımızı Skype üzerinden yapmak. Ama ben izleyicilerimizin tümünün bizi bu anlamda hoşgörüyle karşıladığına da inanıyorum. Gelişme şu, yani uzun zamandır ama özellikle de son 5-6 yılda, yani Erdoğan hükümetinin savaş kararı alıp bu savaşı büyütmesiyle, yayılmacı politikayla dünyanın neredeyse her tarafta göz dikmeyle beraber bir muhalif sesleri kesme operasyonu da başladı. Ki son düzenlenen yasayla artık uluslararası şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerini de kontrol altına almaya dönük adımlar attı. Haberimizde bunun bir kısım ayrıntısına yer verdik. Yani öyle ki geniş bir kesimde kanıksamış artık, sadece BTK engelledi, yani Bilgi Teknolojileri Kurumu engelledi deyip hemen ardından yeni bir siteyle yayına başlıyorlar. Yani devlet sadece basın kurumlarının değil, yani düşünün Türkiye'nin 3. büyük partisinin, mecliste olan partisinin Twitter üzerinden yaptığı yayınlara bile tutup müdahale etmeye götürebilecek kadar pervasızca davranışlar içerisine girdi. Bu konuları bir şekliyle daha çok yaşayan ülkedeki yayın kuruluşlarından, belki de Türkiye'deki ilk kadın haber ajansından Jin News'in editörlerinden Beritan Canözer ile konuşacağız. Onun sesle ilgili sorunları çözüldüyse arkadaşlar, bilgi verirlerse bağlantıyı sağlarız. Peki, bağlantımız hazır. Beritan merhaba. Merhaba. Peki, sesin şimdi daha iyi geliyor. Ben sorumu tekrar etmeyeyim. Senin yerine biraz bir şeyler anlattım ama geri kalanını sen devam ettir. Sen beni duymadın tabii bu arada. Ama özellikle nedir, ne yapmak istiyorlar bu konuyla ilgili? Evet, aslında siz de belirtmiştiniz. Yıllardır özgür basın olarak, muhalif basın olarak birçok baskıya ve saldırıya maruz kalıyoruz. Ve bunların tabii ki de başında tutuklamalar, gözaltılar geliyor ama hemen takibinde de internet sitelerinin engellenmesi, işte sansürleme ve haber erişimini engelleme geliyor. Biz internet sitesinin engellenmesini de elbette böyle ele alıyoruz. Yani
muhalif basını susturma, özgür basını susturma olarak ele alıyoruz. Evet. Biliyorsunuz tekelleştirmek istenen, tekleştirmek istenen bir medya istiyorlar. Yani sadece iktidarın istediği gibi yazan ve hiçbir şekilde halkın haber alma hakkını savunmayan, halkın gerçekleri bilmesini engelleyen bir yönetim söz konusu, bir baskı söz konusu. Bizler de özgür basın olarak, muhalif basın olarak elbette bunların tam aksine halkın haber alma hakkını her koşulda savunuyoruz ve halkın haber alma hakkı için, halkın doğru bilgilere ulaşabilmesi için haberlerimizi bu doğrultuda yapıyoruz ve tekelleşmiş basın medyaya karşı her zaman halkın tarafında olan, emekçinin tarafında olan, kadınların tarafında olan bir basın, bir medya, bir haber ajansı olarak yola devam ediyoruz. Hem Özgür Radyo'nun engellenmesi, hem Medya TV'nin sitesinin engellenmesi, hem de Jinlis'in sitesinin engellenmesi aslında saldırının tek bir kuruma ya da tek bir yere değil, genel olarak tüm özgür basını kapsayan ve iktidara karşı, hükümete karşı haber yapan, halka haber ulaştıran kurumlara, basın kurumlarına yapılan bir saldırı olarak görüyoruz. Haberleri nasıl vereceğimizden, nasıl işleyeceğimizden, habere siteye girme aşamasına kadar müdahale etmeye çalışan bir iktidar söz konusu. Ve siz de biliyorsunuz, halk da takip etmiştir. Özellikle kadın ajansı olarak son süreçte uzman çavuşların kadınlara ve çocuklara yönelik taciz, tecavüz olaylarını açığa çıkaran haberler yaptık ajans olarak. Ve bunları en çok veren kurumlar olarak tabii ki de biz engellenmeyi de tesadüf olarak görmüyoruz. Bilinçli yapılan bir engelleme olduğunu da biliyoruz. Çünkü bunları ortaya çıkaran bir ajansa elbette susturma baskısı uygulanacaktı. Ve bunun doğrultusunda da zaten hepimiz görüyoruz ki zaten aynı zamanda bir Türk bir gazeteci hapishanesi. Yani neredeyse 150'ye yakın arkadaşımız cezaevinde, meslektaşımız cezaevinde ve her gün bu sayı katlanarak artıyor. Her gün arkadaşlarımıza yeni davalar açılıyor, ajanslara soruşturmalar açılıyor yapılan haberlerden dolayı. Ve yaptığınız her haber için neredeyse emniyet tarafından aranıp siz bu habere nereden ulaştınız, neden böyle bir haber yaptınız, sizin haber kaynağınız gibi sorulara bile tabi tutulabiliyoruz. Ve bu aslında haber kaynağımıza ulaşıp bizim haber alma hakkımızı da engellemeye çalışma girişimi. Peki yani burada kısa bir şey de sormak istiyorum doğrusu. Ona da kısaca yanıt verirseniz sevinirim. Devlet siteler üzerinden engelliyor, baskı kurarak engelliyor, gözaltına alarak engelliyor, haber kaynaklarınıza yönelip onları etkileyerek engelliyor. Ama diğer taraftan da bir dayanışma gerekli. Yani sonuç itibariyle bu dayanışmayı örgütlemeye farklı haber siteleri, organizasyonları, ajansları ya da muhalif medya odakları olarak dayanışmaya dönük bir yaklaşım var mı ya da bunu geliştirmeye dönük bir yaklaşım var mı? Kuşkusuz dayanışma var da özellikle geliştirmeye dönük bir yaklaşım var mı? Kısaca yanıt verirseniz buna sevinirim. Elbette bu baskı ve saldırılara karşı bir dayanışma da söz konusu. Fakat bunun ne kadar yeterli ya da ne kadar yetersiz olduğu tartışılmaya açık açıkçası. Çünkü bazı noktalarda sendikalaşma, işte örgütlenme, basın, özgür basın olarak yan yana durma noktası kimi zaman eksikler de yaşayabiliyoruz. Fakat şunu da söyleyebiliriz ki tüm bu baskı ve saldırılara rağmen ciddi bir dayanışma da sağlanmaya çalışılıyor. Çünkü hem işte Türkiye Gazeteciler Sendikası, hem Özgür Gazeteciler İnisiyatifi, Dişli Gazeteciler Cemiyeti, yine Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu ve daha birçok basın örgütü tüm bu sansürlemelere, işte baskılara ve saldırılara karşı bir dayanışma sağlıyor. Buna karşı hiç durmadan örgütlenme sağlamaya çalışıyor. Ama bir noktada yetersiz kalıyoruz. Çünkü bunun daha net bir tavır olarak ortaya konulması gereken durumlar var ne yazık ki. Yani sadece işte açıklama yaparak veya dayanışma mesajları yayınlamak yeterli değil bir noktadan sonra. Ciddi bir tavır sergilemek gerekiyor.
örgütlenmek gerekiyor, özgür basın olarak büyümek gerekiyor ve aslında bir uluslararası örgütlenme ihtiyacı var. Sadece Türkiye'de değil, yani uluslararası tüm dünyada bir örgütlenmeye ihtiyacımız var basın camiası olarak. Çünkü sadece Türkiye'de değil aslında. Evet, Türkiye bir gazeteciler hapishanesi olabilir, Türkiye'de bu baskı daha fazla olabilir. Ama dünyanın her yerinde gazeteciler baskı altında ve birçok yerde sansüre maruz kalıyorlar. O nedenle bu örgütlenmeyi biraz daha genişletmek ve büyütmek gerekiyor. Ancak bu şekilde üstesinden gelebileceğimiz bir durum söz konusu olabilir. Yine aynı zamanda yani hem aynı zamanda bir kadın haber ajansıyız ve Türkiye'de de dünyada da tek ajansız kadın ajansı olarak. Bu noktada da kadın ajansı olarak biraz daha yan yana durmamız gerektiğine inanıyorum. Yani özellikle kadın meslektaşlarımızla beraber kadın gazetecilerin daha çok yan yana gelmesi gerektiğine, daha çok örgütlenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü ancak bu şekilde baskıların üstesinden gelebiliriz. Evet, sonuç itibariyle saldırı ne olursa olsun bugüne kadar gelmiş ve dirayetle mücadeleyi sürdürmüş, bedelini ağır da ödemiş bir özgür basın var. Sizler de o konuda örnek kurumlardan birisiniz. Ben çok teşekkür ediyorum Berit'an, zaman ayırdın, yayınımıza katıldın. Sağ ol, teşekkürler. Sevgili izleyiciler, programımızın ikinci bölümünde ise aylardır tüm dünyanın gözü önünde devam eden bir açlık grevini, ölüm orucuna dönüşen bir açlık grevini konuşacağız. Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın ölüm orucu direnişini avukat Nergis Tuba Aslan'la. Öncesinde kısa bir haberimiz var. Haberimize birlikte bakalım, ardından konuyu konuşalım. Çağdaş Hukukçular Derneği davasının geçtiğimiz yıl yapılan duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, gizli tanıkların ifadelerine dayanarak 18 avukatın tamamına 3 yıl 1 ay 15 günle 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de birkaç ay sonra herhangi bir inceleme yapmadan dosyaya dönük avukatların itirazlarını reddederek dosyayı Yargıtay'a göndermişti. Hukuksuzluğun Yargıtay'da da devam etmesi üzerine Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticisi Avukat Ebru Timtik'le aynı derneğin üyesi Avukat Aytaç Ünsal, adil yargılanma hakkının sağlanması talebiyle tutsak edildikleri hapishanelerde ayrı zamanlarda açlık grevi başlatmış, 5 Nisan 2020 tarihinde ise açlık grevi eylemini ölüm orucuna çevirmişlerdi. Timtik ve Aytaç'ın durumunun kötüleşmesi üzerine avukatları adli tıp kurumuna başvurarak müvekkillerinin durumunun incelenmesini talep etti. Adli tıp kurumu her iki hukukçu için hapishanede kalamaz raporu verdi. Ancak mahkeme adli tıp kurumunun kararını yerine getirmediği gibi tutsak hukukçuları 30 Temmuz'da İstanbul'daki iki ayrı pandemi hastanesine yatırdı. Bu gelişmelerin ardından Timtik ve Aytaç'ın avukatları 10 Ağustos günü Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi de ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal'la Ebru Timtik'in tahliye talepli tedbir başvurusunu reddetti. Anayasa Mahkemesi ölüm orucunun kritik aşamasında olan iki avukatın sağlığının ciddi bir tehlikede olmadığına hükmetti. Adli Tıp Kurumu'nun hapishanede kalamaz rapor vermesine rağmen Anayasa Mahkemesi Timtik ve Ünsal için tahliyelerine karar verilmemiş olması nedeniyle yaşamlarına yönelik ciddi bir tehlikenin olmadığı anlaşılmıştır ibarelerini kararına yazabildi. Ölüm orucu eylemi 226. gününe giren Ebru Timtik, Doktor Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 195 gündür ölüm orucunda olan Aytaç Ünsal da Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tutuluyor. İki hastanede pandemi hastanesi. Ölüm orucu eylemini sürdüren her iki hukukçunun durumu da gelinen aşamada yaşamsal risk altında. Ebru Timtik 226 gündür, Aytaç Ünsal ise 195 gündür ölüm orucu direnişinde. Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Avukat Nergis Tuba Aslan hattımızda, konuyu konuşacağız. Sayın Aslan, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, kolay gelsin. Doğrusu Anayasa Mahkemesi kararıyla başlamak istiyorum. Yani bir hukuksal metne 226 gündür ve diğeri de 195 gündür açlık grevinde olan iki insan için yaşamsal tehlikeleri bulunmamaktadır. Tahliyelerine gerek yoktur diyebiliyor. Hem hukuki hem insani açısından böylesi bir karar metne ne denilebilir bilmiyorum. Gerçekten insan bazen yorumlamakta zorlanıyor. Evet, aslında çok uzun bir zamandır bu ülkede yaşanan hukuk sisteminin vermiş olduğu kararları yorumlayabilmek hukuk olarak çok zor. Belki şunu söylemek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi bir istihbari başvurumuz üzerine vermiş olduğu karar açıkçası hukukla izah edilebilecek hiçbir tarafı yok. İnsani yönden de bir açıklaması olamaz. Şunu vurgulamak istiyorum. Sadece Anayasa Mahkemesi değil, 37. İstanbul Ceza Mahkemesi vermiş olduğu karar, siz haberlerde ayrıntılı açıkladığınız için tekrara girmeyeceğim, zamanı verimli kullanmak isterim. Vermiş olduğu karar açıkça yetkisini aşarak arkadaşlarımız tahliye etmek yerine her iki pandemi hastanesine sevki üzerine itiraz edildi ve İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı incelemesi hukuki bir karar vermesi talep etti. 38. Ağır Ceza Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu bu garabet kararı benzer şekilde bunu söyledi. Önemli bir ayrıntı olduğunu düşünüyoruz. Her türlü itirazımızı değerlendirmek yerine sevgili Ebru ve Aytaç hastanede tedavi edildikleri gerekçesiyle red kararı verdi. Benzer şekilde Anayasa Mahkemesi de tedavi edildiklerine vurgu yapıyor. Ancak sağlık dosyasındaki her iki avukat arkadaşımızın, müdafileri olarak birçok meslektaşımızın vermiş olduğu dilekçeler, yazılı ve sözlü beyanları başından beri şu şekilde. Her iki avukat arkadaşımız da rızaları dışında kendilerine bir tıbbi müdahalede bulunulmasını açıkça reddediyorlar. Çünkü arkadaşlarımız hasta değiller, talepleri çok net, adil yargılanma hakkı talepleri ve bu doğrultuda ölüm orucundalar. Bu bir eylem biçimi. Türkiye ve dünyada tarihimizi çok fazlasıyla yaşadığımız ve bildiğimiz bir eylem biçimi. Sözün bittiği yerde meslektaşlarımız bedenleriyle direnmeye karar verdiler. Ama Anayasa Mahkemesi de hem pandemi hastanesi olan her iki hastanede sağlık riskinin olmadığını söyledi. Bir yandan da tedavi edildikleri söyledi. Bu açıkça yalan. Açıkça hukuka aykırı ama aynı zamanda üst düzey bir yetkili hukuk kurumu da, yargı kurumu da açıkça yalan söylüyor ve siyasal iktidarın yargı üzerindeki kurduğu basıncın en son örneği olarak karşımıza çıkmış durumda. Sağlık dosyaları saklanıyor bizden. Kesebilirsiniz dediğim zaman Bey'im Bey ama şu önemli. Sağlık dosyası çok açıktır. Hasta hakları doğrultusunda kişiden ve avukatlarından saklanamaz. Dosyada her iki hastanenin de bildiğimiz üzere tedavi kabul etmedikleri için herhangi bir tıbbi müdahale uygulayamadıkları yönündeki raporları bizlerden saklanıyor, mahkemelere gönderilmiyor. Bir şekilde sümenaltı edilerek aslında gerçekler gizlenmeye çalışılıyor. Ve sanki meslektaşlarımız hastanede çok iyi koşullardaymış gibi ve tedavi ediliyorlarmış gibi de yargı mekanizması bu hukuksuzluğa, bu zulme ortak olmaya devam ediyorlar. Adli Tıp Grubu'nun kararıyla beraber sormak istiyorum. Yani Adli Tıp kararı çok açık bir şekilde hapishanede kalamazlar dedi. Ama buna rağmen hem İşte mahkeme hem üst mahkeme adli tıp kararını hiçe saydı. Yani hukuken bu yetki gerçekten var mı? Çünkü sonuç itibariyle adli tıp kararı, adli tıpın verdiği karar bir şekilde bu insanların hapishanede kalması ölüme eşdeğerdir dedi. Bu aynı zamanda ilgili mahkemeler için de ciddi bir suç değil mi? Açıkçası suç. Yani mahkemenin İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin devamında 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ve artık sorumluluktan kurtulamayacak olan Anayasa Mahkemesi açıkça suç işliyor. Çünkü Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu
hapishanede kalamazlar raporu doğrultusunda mahkemenin yapması gereken şey net iç hukuk mevzuatımıza göre. Ya adli kontrol kararı vererek tahliye edecek ya da tutukluluğun devamına karar verecek. Yani şimdi tutukluluğun devamı kararı bir resmi rapora rağmen veriyorsa bu artık gözü karartmak demektir. Ama mahkeme bir adım ötesine geçerek böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, meslektaşlarımızın bu yönde tedavi yönünde bir talepleri olmamasına rağmen hastaneye sevk edilerek tedavi edilmeleri yönünde bir karar kurdu. Bu mahkemenin yetkisi alanında olan bir şey değil. Böyle bir yetkisi asla yok. Biz bunu defaatle dile getirdik. İtirazlarımızda, dilekçelerimizde, başvurularımızda, aynı zamanda hukuksal başvurularımızda değil, her yerde dile getiriyoruz. Ülkede ve dünya kamuoyunda da bu açıkça, net bir şekilde bilinen bir gerçek. Ancak dediğimiz gibi yetki, sizin de dediğiniz gibi mahkeme bir yetki aşımı gerçekleştirerek böyle bir skandal kararı imza attı. Belki şunu da söylemek gerekiyor. Aynı mahkemenin benzer durumlarda vermiş olduğu kararlar var. Kamuoyunda bildiği üzere İbrahim Gökçek ve Helin'le ilgili olarak da benzer bir adli tıp kurumu raporuyla birlikte tahliye kararı vermiş mahkemeden bahsediyoruz. Ancak meslektaşlarımızla ilgili olarak vereceği kararda başka bir yolu tercih edip açıkçası faşizmin, ülkede yaşadığımız, hep birlikte yaşadığımız faşizmin dayatmalarını bir şekilde hukuku araç olarak, sop olarak kullanmaya devam ediyor. Evet, dediklerinizden hukukun aslında siyasetin vesayeti altında olduğu çok net biçimde anlaşılıyor. Ben aslında önemli bir olguya da dikkat çekmek istiyorum. Yani 226 gündür Ebru Timtik, 195 gündür de Aytaç Ünsal açlık grevi ve ardından ölüm orucundalar. Ama duyarlılık boyutu itibarıyla da gerçekten bu tür eylem ve direnişlerde neredeyse son güne kadar beklemeler ve artık deyim yerindeyse yaşamsal risk geri dönülmez noktaya geldiğinde duyarlılık o da kısmi olarak aşılabiliyor. Çok ciddi ve önemli saatlerden geçiyoruz. Yani şu konuştuğumuz dakikalar bile her ikisinin yaşamsal riski açısından çok çok önemli. Hem bu duyarlılığın geç başlamasına ilişkin hem gerçekten Ebru ve Aytaç için ne yapılabileceğine ilişkin neler anlatmak istersiniz? Yani çünkü çok önemli bir süreçten onların yaşamsal riskleri açısından geçtiğimizin farkındayız. Şimdi belki şunu söylemek gerekiyor. Çok uzun bir zamandan beri ülkede bir adil yargılanma hakkından, savunma hakkından, düşünce ifade özgürlüğünden bahsedebilmek mümkün değil. Özellikle son dönemde ezilenler, yoksullar her gün ölüyorlar. İşçilerin durumu ortada. Kürt halkına uygulanan zulümü hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Sokaklarda katlediliyoruz. Aynı meslektaşlarımıza uygulanan gibi. İtirafçı, iftiracı beyanlarıyla sadece uydurma beyanlarla hapsediliyoruz. Birçok seçilmiş belediyeler, Kürdistan illerindeki belediyelerin başkanlarının, eş başkanlarının başına geldiği gibi, sevgili Sayın Selçuk Mızraklı'nın yaşadığı gibi, İstinaf Mahkemesi de benzer şekilde bu garabet kararı, mahkemenin vermiş olduğu kararı onayladı. Yani her yerde yaşıyoruz. Kadınlar öldürülüyor. Herkesin, her muhalif sesin boğulmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ağır ve karanlık günlerden geçiyoruz. Elbette ki avukatlar da mesleği ezilenlerden, muhaliflerden yana yorumlayan ve onların yanında duran avukatlar olarak bizler de bunun dışında değiliz. Meslektaşlarımız da 18 meslektaşımızın yaşadığı süreçte bununla alakalı. Zor bir dönemden geçiyoruz. Her sesi çıkanın sesinin boğulmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak o kadar da karamsar bir tabloda değiliz. Meslektaşlarımızın başlattığı adil yargılanma hakkı hepimizin bildiği üzere sadece kendileriyle ilgili bir mesele değil. Aynı zamanda çevre talanı ile ilgili, aynı zamanda ezilen halkların haklarla ilgili, işçi sınıfı ile ilgili, kadınlarla ilgili her türlü ötekileştiren tüm muhaliflerle ilgili bir şey bu başlattı, bir ses, yükselttikleri ses. Bu anlamda çok kıymetli bir yerdeyiz. Evet, zamanımız çok daralıyor. Dediğiniz gibi saatlerle bile değil, belki dakikalarla yarışır bir vaziyetteyiz.
Bu süreçte şunu söylemek gerekir. Uluslararası camianın, hukuk camiasının gösterdiği dayanışma ve destek çok yoğun durumda. Dört bir kıtadan, Amerika'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Asya'dan, her yerden, birçok ülkeden dayanışma mesajları alıyoruz. Dilekçeler gönderiyorlar, açıklamalar yapılıyor, uluslararası konferanslar yapılıyor. Bunlar çok kıymetli işler. Bunlar aslında ülkede yaşadığımız bu faşizm koşullarında hukuk sisteminin geldiği nokta anlamında, teşhiri anlamında çok önemli görüyorum. Yine son süreçte belki şunu söylemek gerekir. Geçen hafta 33 baro başkanı, sonra 35'e çıktı, bir deklarasyon yayınladılar. Bunlar meslek örgütlerinin başkanları olarak şunu söylüyorlar. Ülkedeki adil yargılanma hakkı, meslektaşlarımızın başlattığı ölüm orucu bununla ilgilidir. Artık hukuku uygulayın ve tahliye edin. Artık bu garabete son verin diyorlar. Birçok yerde dayanışma devam ediyor. Bu anlamda teşekkür etmek isteriz. Özellikle HDP milletvekillerinin çok yoğun ilgisi, HDP'nin bu süreçte yüksek bir dayanışması var. CHP'li milletvekillerinden benzer şekilde aydın sanatçılardan güçleri oranında destek ve dayanışma alıyoruz. Ama kamuoyunun daha fazla sesini yükseltmesine dediğiniz gibi çok fazla ihtiyacımız var. Her gün hastane önünde, Bakırköy ya da Kanuni Sultan Süleyman önünde arkadaşlarımızın aslında özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları, zorla tutuldukları hastaneler önünde dayanışma eylemleri oluyor saat 15'te her gün. Evet. Bunları güçlendirmek gerekir. Örneğin birçok ilde dayanışma eylemleri yapılıyor. Bunların belki sesimizi daha fazla duyurmamız gerekir. Bir yöntem öneremiyorum ama şu çok kıymetli. Herkesin bulunduğu yerden yapabileceği bir şey var. Şunu hatırlatmak gerekir. Ebru ve Aytaç'ı kaybedebiliriz. Kaybetmek istemiyoruz ama onların söylediği sözü duymak, taleplerini duymak ve bu talebin aslında hepimizin ihtiyacı olan, ekmek kadar, su kadar ihtiyacı olan bir talep olduğunu duymak ve artık yaşadığımız topyekün bu ülkede yaşadığımız zulme karşı çıkmak, sesimizi çıkarmak çok önemli diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler Nergiz Hanım. Biz de Ebru ve İthaç yaşasın diyoruz. Yakın takipçisi olacağız. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Evet, haftanın köşelerine birlikte bakacağız şimdi. İlk köşe yazımız Artı Gerçek'ten Celal Başlangıç'ın 15 Ağustos minvalinde Celal Başlangıç ilk günden bu yana neler yaşandığını, neler değiştiğini yazmış. Biz yazının özet bir kısmını aldık. TC'nin Kürt sorunu nasıl çözülemez resitali demiş Celal Başlangıç. PKK, Hakkari'nin Şemdinli, Sirt'in Eruh ilçelerini basmıştı. İki ilçede de jandarma karakollarına, askeri lojmanlara saldırdılar. Cephanelikler basılıp çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiler. Bir süre bu iki yerleşim merkezini kontrol altına alarak cami hoparlörlerinden propaganda yaptılar. Aslında bu iki ilçeye yapılan baskın PKK'nin devlete karşı silahlı başkaldırıyı başlattığının duyurusuydu. Bundan tam 36 yıl önce iki ilçe özelinde izlemeye çalışmıştık yeni bir çatışmalı sürecin başlangıcını. Şu anda meslek hayatımın 45. yılındayım ve izlediğim çatışmalı süreç Türkiye'den Irak Kürdistan'ına, Suriye'ye kadar üç ülkede çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Bu çatışmanın tetiklediği Kürt siyasal hareketinin bugün nelere geldiğini, nasıl kitleselleştiğini anlatmaya gerek yok bile. Benim esas altını çizmek istediğim nokta şu. Evreninden Özal'ına, Demirel'inden Çiller'ine, Yılmaz'ından Ecevit'ine kadar pek çok siyasi görmüş, geçirmiş, hatta gömmüş bu 36 yıllık çatışmalı süreçte ülkeyi yöneten Türk büyüklerinin Kürt sorunu nasıl çözülmez resitalinde verdikleri eşsiz öngörüleri. Erdoğan'ın çok sevdiği o sözle nereden nereye? İçişleri Bakanı Soylu'ya göre 3 yıl evvel açlıktan ağaç kökleri yiyecek olanların bu yıl yüklü miktarda döviz bozdurması bekleniyor, şaka gibi. PKK 36 yıl önce ilk kurşunu Eruh ve Şemdinli'de sıkmasıyla çatışmalı süreç başlamıştı. O günden bu yana kaç cumhurbaşkanı, kaç başbakan, kaç hükümet, kaç İçişleri Bakanı, kaç genelkurmay başkanı, kaç emniyet genel müdürü değişti.
Zaman zaman ateşkesler, çözüm süreçleri olsa da ana tavır olarak devletin Kürt sorununu sopayla çözme politikası hiç değişmedi. Bütün iktidarlar hepsi aynı tornadan çıkmış çekiçler gibi Kürt sorununu hep tepesine vurulacak bir çivi olarak gördüler. İşte bu daha öncekiler gibi son 36 yıldır da TC'yi yöneten anlayışın tek sanatçılı, tek enstrümanlı, kanlı bir resitalidir. Ekranlarımıza da yansıyan bir son dakika gelişmesi var. Onu da ben Fırat Haber Ajansı'ndan sizinle paylaşayım. Fırat Haber Ajansı HPG Basın İrtibat Merkezi'nin açıklamasını yayınlamış. HPG Basın İrtibat Merkezi 12 Ağustos günü saat 22'de Pervari'de gerçekleştirilen bir eylemin ayrıntılarına yer vermiş. Geniş biçimde oradan bakabilirsiniz. HPG ve Yece Aslar gerillaları Pervari'de pusulamalar yapan işgalci Türk ordusuna yönelik sabotaj eylemi gerçekleştirdi. Eylemde tespit edilen 10 özel harekatçı cezalandırıldı. Eylem 15 Ağustos atılımının yıl dönümünü selamlama amacıyla yapıldı. Ayrıntıları ANF'den, Fırat Haber Ajansı'ndan okudum. Oradan da takip edebilirsiniz. Köşe yazılarımızla devam edelim. Yeni Yaşam'dan köşe yazımız Seydi Fırat yazmış. Karanlığa karşı mücadele. Kürt halkı ağır zulme maruz kalan bir halktır. Maruz kaldığı zulmün tarihi geçmişi uzun ve derindir. Ülkesi parçalanmış, varlığı ve kimliği dahi inkar edilmiş olmasının yanı sıra karşısında bölgesel ve küresel bir ittifak varlığına ve büyük güç dengesizliğine rağmen bir mücadele ortaya konuldu. Ortaya konulan mücadele yarım yüzyıldır bir süreklilik içinde ve kesintisiz bir biçimde devam ediyor. Merkezinde Türkiye'nin olduğu saldırı konseptinin temel amacı, direnişin yardığı inkar ve imha konseptini, soykırım kıskacını yeniden tahkim etmek ve hakim kılmak. Kenan Evren bunu NATO'nun ve küresel kapitalist güçlerin desteğiyle gerçekleştirdiği 12 Eylül askeri faşist cuntasıyla başarmak istedi. Cunta, Diyarbakır hapishanesini işkencehaneye dönüştürerek ortaya çıkan mücadeleyi tasfiye etmeyi amaçladı ama tüm vahşi uygulamalarına rağmen ne o büyük ve tarihi eylemi, o insanla onur yolunu gösteren 14 Temmuz direnişini engelleyebildi ne de 15 Ağustos hamlesinin ortaya çıkmasını önleyebildi. Yine Demirel Ecevit Mesut Yılmaz 15 Şubat komplosunu gerçekleştirip küresel güçlerin desteğiyle Öcalan'ı esir ederek mücadelenin önünü kesmek istedi ama kesemediler. AKP iktidarı ise Kürtlere yönelik son yüzyılın en yıkıcı, en ağır saldırı konseptini devreye sokarak Kürt halkına yönelik düşmanlık konseptini Kürdistan'ın diğer parçalarını da içine alacak şekilde hakim kılma peşinde. AKP iktidarı bir taraftan Rojava Kürdistan'ı ve Güney Kürdistan'ı ele geçirme peşinde koşarken diğer taraftansa içeride Kürt halkına ve onun siyasi demokratik iradesine yönelik hiçbir kural tanımayan bir saldırganlık sergiliyor. Bunun karşısında halkın demokratik birliği, demokratik ve özgür bir gelecek peşinde ve ufkunda olan tarihi ve büyük bir mücadele var. Karanlıkla hesaplaşmak isteyen karanlığın geleceklerini daha fazla karartmasına kabulü olmayanların mücadeleye ve direnişe destek olmaları, dayanışma içinde olmaları, mücadele alanını genişletme ve güçlendirme ile karanlıktan kurtulabilir. Son köşe yazımız Yeni Özgür Politika gazetesinden Nurettin Demirtaş yazmış. O da güncel bir konuya değinmiş. CHP, Kürt sorunu ve istismar demiş. İstismarın siyasi olanı da vardır. Eğer siyasi sorunları çözmek yerine ondan yararlanılıyorsa bunun adına siyasi istismar denilir. Kürt sorunu tanımını yasaklamış olan AKP-MHP faşizmine rağmen CHP kurultayına damgasını vuran çıkış bu temelde gerçekleşti. HDP'den rol çalmak için CHP'nin bu çıkışı yapmış olduğunu iddia edenler var. Seçim yatırımı olduğu da söyleniyor. Mütelif yorumlar arasında CHP içindeki dengelerde Ergenekonculara karşı hamle yapıldığı söyleniyor. Hatta ABD müdahalesinden AB normlarına geri dönme arzusuna dek birçok değerlendirme var. Bir süredir siyasi çevrelerde yapılan çok önemli başka bir yorum daha vardı. CHP'nin çoğu AKP'li olmuş deniliyordu. Yabana atılacak bir yorum değildi. CHP'nin AKP'lileşmesi Kürt soykırımına ve işgallere verdiği destekten belli oluyordu.
Şimdi yaptıkları çıkış ne anlama geliyor diye tartışılıyorken her türlü yorum yapılıyor ama samimiyetle ellerini taşın altına koyduklarını söyleyen kimse yok. Bunun nedeni de CHP'nin şimdiye kadarki tutarsızlıklarında aranmalıdır. Fakat CHP bu kez öyle bir zamanda bu çıkışı yaptı ki ya gerçekten bu söylemin altını dolduracak çalışmalar yapacak ya da bir istismarcı olduğu ortaya çıkacak ve altında kalacaktır. Samimiyet ne kadarsa halktan da o kadar destek görecektir. Kürt sorununun çözümü adına en samimi çabalardan biri İngiltere'deki aydınlardan ve işçi sendikalarından geldi. Öcalan'ın Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür adıyla kitap bile yayınlandı. CHP'yi cesaretlendirecek gelişmelerdir bunlar. CHP daha fazla cesaret istiyorsa bunu da Önder Apo'nun yaklaşımında görebilir. Önder Apo devleti muhatap alırken devletin sadece hükümetten oluşmadığını ifade ediyor. Meclisi göreve çağırırken de sadece HDP'yi değil CHP'yi de göreve çağırıyordu. Kürt sorununun çözümünde CHP'yi de muhatap haline getirmek gerektiğini açıkça belirtiyordu. CHP bu yaklaşımın detaylarını öğrenmek istiyorsa Asr'ın Hukuk Bürosu'nda Önder Apo'nun avukatlarını dinlemekle işe başlayabilir. Bir medya manşetin daha sonuna geldik. Beritan Canözer'le gazeteci arkadaşımızla özgür medyaya yönelik sansür ve engellemeleri. Diğer taraftan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Sekreteri Avukat Nergis Tuba Aslan ile Ebru ve Aytac'ın sürdürdüğü ölüm orucunu ve bunun karşısında toplumun hukukun yarattığı tabloyu konuştuk. Zaman zaman dilimiz sürçtü, bazı isimleri hatırlamakta zorlandık. Ama en nihayetinde bugün de medya manşeti tamamladık. Bir dahaki medya manşette buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.